Ay, kızımı buldum deyince koştum geldim. E ne dedi dedektif? Neredeymiş kızın? Buradaymış Razi. Yıllardır Ankara'daymış. Birazdan dedektif gelecek. Bugün öğreneceğim kızımın kim olduğunu. Ay, yüreğim heyecandan çarpıyor. Her şeyi öğrenmiş yani, öyle mi? Öyle dedi. Her şeyi öğrenmiş. Yerini, ailesinin kim olduğunu. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşacağım yavruma. Geldi, geldi. Hadi bismillah. Allah'ım, bu gerçekten Eylül'ü bulduysa ben ne yaparım? Behçet Bey, başlamadan önce ben şu yardımcı kızımızla bir konuşayım ha. Onu bir tembihleyeyim. Eğer Adnan gelirse bize haber versin. Malum Adnan hiçbir şey bilmiyor. Öğrenirse de hiçbirimiz için iyi olmaz. Ben hemen geliyorum. Raziye, sen ilgilenirsin Behçet Bey'le. Tabii tabii. Ben aile dostlarıyım. Hani geçen gün karşılaşmıştık ya. Hakikaten buldunuz mu kızı? Evet, bulduk. Anam vallahi bulmuş Eylül'ü. Bittim ben, bittim. Her şey mahvolacak. Bir bakayım şu yavrucağı nasıl bir şeye benziyor. Kusura bakmayın. Önce Nermin Hanım görüp onay vermeli. Allah'ım. Sonunda kızımı göreceğim. Nerede yaşadı? Kimler ona analık babalık yaptı? Hepsini öğreneceğim. Tamam kızım, biz istemiyoruz. Sen çık, kapıyı da kapat. İsterseniz birkaç şeyi anlatarak başlayayım. Zor bir araştırma oldu. Doğum yaptığınız dönemde hastanede yöneticilik yapan bir adama ulaştım. Belgelerin depolandığı yere gidip... Behçet Bey, siz bırakın. Bırakın bunları. Kızım iyi mi değil mi onu söyleyin bana. Ankara'da mı yaşıyor hala? Evet, Ankara'da. Aynı şehirdeyiz ha? Belki de aynı sokaktan geçtik. Ellerim titremeye başladı heyecandan. Ona bakan aile kızınızı öz evlatları biliyor. Her şey bir dosyanın içinde. Doğru kızı bulduğunuza emin misiniz? Hani Nermin Hanım üzülmesin. Kızımın kaderiyle oynadım. Kim bilir neler yaşadı. Hepsi benim hatam. Al Raziye be. Bu kolye benden kızıma hatıra kalsın. Bunu beşiğimin kenarına koy, olur mu? Her şey belgeleriyle bu dosyada. Herhangi bir yanlışlık olması söz konusu değil. Anladığım kadarıyla ailenin durumu çok iyi olmasa da kızları için elinden geleni yapmışlar. En iyisi buyurun, kendi gözlerinizle görün. Sonun geldi Raziye, bittin sen. Yok, yok, yapamayacağım. Behçet Bey, ben fotoğraf, motoraf, bilgi falan görmek istemiyorum. Daha önce çok kandırıldım. Perişan oldum. Ben kızımı canlı kanlı karşımda görmek, ona dokunmak, kokusunu içime çekmek istiyorum. Ne bileyim, karşımda görürsem ancak anlarım onun benim kızım olduğunu. Kızıma başta akrabanım derim. Öyle hemen birden gerçeği söyleyip ürkütmem onu. Önce kendimi sevdiririm, sonra güvenini kazanırım. Sonra da Yağız'la aralarını yapar, evlendiririm onları. Yağız da böylelikle gözümün önünde olur. Evet, en doğrusu bu. Razi,
Ne oldu, senin suratın kireç tuttu? Ay, Ankara çok soğuk ya. Of, üşüttüm galiba, biraz ateş basıyor böyle ondan. Raziye, benim elim gitmedi. Açamadım dosyayı. Sen baktın mı? Neymiş kızımın adı? Önce kızımı bulacağım. Sonra da Yazım'la onu evlendireceğim. Çoktan evlenmiş olabilir. Gerekirse boşatırım, öyle alırım yanıma. Kızınızla görüşüp en kısa zamanda bir buluşma ayarlayacağım. Allah'ım, sonunda kızımı göreceğim. Nerede yaşadı, kimler ona analık babalık yaptı, hepsini öğreneceğim. Sen baktın mı neymiş kızımın adı? Melek. Kızının adı Melek. Melek? Bundan sonra senin adın Melek.